Benim için tabii ki çok özel bir maç oldu. Duygu dolu anların yaşandığı bir maç oldu ve dolu bir stadyum önünde oynadığım, benim adıma veda ettiğim bir maç oldu. Maç sırasında arkadaşlarım yanımdaydı, ailem yanımdaydı. Onlarla birlikte hep beraber, belki de benim için bu duygu dolu anların tadını hep beraber çıkardık. Tabii ki asla unutamayacağım bir an oldu. İlk bahsettiğiniz konuyla alakalı olarak evet, ara bizim için önemli olacak. Sezonun geri kalanına hep beraber hazırlanabilmemiz için bizim için de iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum bu aranın. Genel olarak bakıldığında geçen sezonki başlangıçla bu sezonki başlangıç arasındaki farkı nasıl değerlendirirsiniz? What's the difference between the start we made last season and the start we made this season? What's the difference in the start? And of course, we started very well last season, get a lot of points, and until the end, we was on the top. This year is different; it's more competitive. The league, you can see 8 teams in the 7 points, and it's very hard. But it's okay. We just need to believe. It's only 6 points to the top of the league, and is everything open for everybody. Geçen sene sizin de bahsettiğiniz gibi lige çok iyi bir başlangıç yapıp hatta bu başlangıcı da sonuna kadar sürdürüp lig sonuna kadar da her zaman tepede yer almıştık ama bu sene işler biraz daha farklı oldu bizim adımıza çünkü lig biraz daha yarışmacı. Aslında puan durumuna baktığınızda ligin bu durumunda daha iyi anlayabiliyorsunuz çünkü 8 takımın 7 puanlık bir farkla sıralandığını ve bizim de tepeyle en baştaki takımlarla aramızda sadece 6 puanlık ufak bir fark olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki sadece inanmamız ve çalışmamız gerekiyor. Bu fark kapanabilir bir fark. Geçen seneki yaptıklarımızı tabii ki yapabiliriz. Evet, 29 goals we conceded and 17 goals we conceded from organized your attacks. You know, it looks like there's a problem in midfield. What do you want to say about the goals that you conceded this season? Of course, the number is too high. If you concede too much goal, it's not good for winning something. If you have, it's always through the best defense win the league. Of course, we need to improve it. Tabii ki rakamlara bu haliyle baktığınızda ya da sadece rakamlar üzerinden konuştuğunuzda tabii ki bir iyi olmadığını görebiliyorsunuz. Ama her zaman söylenen bir şey vardır. En iyi savunma ligi kazanır. En iyi savunma yapan takım şampiyon olur. Tabii ki bunun üzerine çalışacağız ve bunu daha iyi hale getireceğiz biz de. Marek Kamçı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geleceğiyle alakalı. Milli takımı bıraktı ancak futbola devam edecek. You know that you stop national team. But you said the other day in the interview that you didn't decide if you want to continue or if you want to stop. In Italy also they are saying that maybe you'll be back to Napoli and you'll play. Did you decide about your future or are you going to decide or when are you going to decide about your future? I don't know. I have contract with Trabzonspor until this summer and I will be full concentrated about this. After I end of the season I will think what is good for me and for my family, but now full concentration for Trabzonspor and for this season. Aslında şu an bilmediğimi söyleyebilirim size. Şu an bildiğim tek şey sezon sonuna kadar, yaz dönemine kadar Trabzonspor'la bir kontratım oldu ve tek düşündüğüm şeyin bu kontratımı tamamlayabilmek olduğu ve sezon bittikten sonra ailemle beraber oturup neyin bizim için daha iyi olduğunu, neyin ne yapmamız gerektiğini hep beraber karar vereceğiz ama o ana kadar düşündüğüm tek şey kontratımı tamamlamak. Marek bir dünya yıldızı. Marek is a world star. Artık Türkiye'ye alıştı, so now he's used to Turkey. He knows Turkey now. He knows Turkish football. He knows the league. In the last season, in these weeks, also Trabzonspor Rise has started. About Turkish league, about Turkish football. About the future of Trabzonspor, about this season. What are your comments about Turkish football, about Trabzonspor? And one more question is going to come about the World Cup, but first we start with Turkish football and Trabzonspor. I think we write a big history of Trabzonspor last season. Winning the title, winning the Super Cup was amazing year for club and for the fans. This was very nice, I enjoyed it, but this is the past. Now we need to look forward and be concentrated on this season. We can do the same things also this year, but we need to believe it.
Geçen sene baktığınızda biz Trabzonspor'la beraber büyük bir tarih yazdığımızı düşünüyorum ben. Çünkü hem ligde şampiyon olduk hem de ardından Süper Kupayı kazandık. Takım için takımın tarihi adına çok önemli anlar yaşadığımız hep beraber bu anlar. Ancak hep bahsettiğim gibi geçmiş başarılar geçmişte kalıyor. Geçen sene de geçen senede kaldı. Artık önümüze bakmamız gerekiyor. Bu sene neler yapabiliriz ona bakmamız gerekiyor. Bence eğer inanırsak bu sene de geçen sene yaptığımız başarıyı tekrarlayabilir ya da üstüne daha büyük başarılar da koyabiliriz. What do you think? The cup is going to go to Europe or South America? You never know, but of course I am watching every game like a fan, and I have two favorite teams for the win of World Cup is Brazil and Argentina. We will see what happens and just enjoying to watch World Cup. It's the biggest tournament for everybody, for football. Dünya futbolundaki belki de en önemli organizasyon, en büyük turnuvadan bahsediyoruz, Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Ben de bir taraftan bir seyirci olarak bütün maçları tabii ki takip etmeye ve bütün maçları izlemeye çalışıyorum. İki de favorim var aslında benim kafamda. Brezilya ve Arjantin takımlarının iyi takımlar olduklarını düşünüyorum. Onların kupayı kazanabileceklerini düşünüyorum ama asla bilemezsiniz dediğim gibi. Çok büyük bir turnuva, çok büyük bir organizasyon. Dolayısıyla hep beraber izleyip göreceğiz kimin kazanacağını. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkürler. Fotoğraf çekimini için içeri alabiliriz. Photos will go over.